Efendim merhabalar. Bir genel gündem programıyla tekrar sizinle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Sayın Zeki Haral. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili başkanım, sizler daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Partiniz Büyük Birlik Partisi'nin ve milliyetçi bir cenahtan gelen bir partisiniz siz. Doğrudur. Peki bu Milli Yol Partisi'ni kuruluş amacı nedir? Neden kurdunuz? Partiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani yeni bir partiye niye ihtiyaç duydunuz? Tabii. Milli Yol Partisi 10 Aralık 2021'de İçişleri Bakanlığı'na dilekçesini vermiş. 14 Aralık'ta resmileşmiş. 30 Aralık'ta Kurucular Kurulu'nu toplayarak Remzi Çayır'ı genel başkan olarak belirlemiş, Türk siyasi hayatına başlamış bir partidir. Tabii Büyük Birlik Partisi dediniz. Büyük Birlik Partisi bizim siyasete gözümüzü açtığımız, 18 yaşında içerisine girdiğimiz, ilçesinde, ilinde görev aldığımız, yıllardır da içinde mücadele verdiğimiz bir siyasi yapı. Bu siyasi yapının son yıllarda gösterdiği çizgi değişikliğinden dolayı 4 yıldır içeride mücadelemizi vermekteyiz. Tüm kulvarda gerek genelde gerek yerelde yapılan yanlışları dile getirmek zorundayız. Tabii en son bir kurultay süreci yaşadı parti. O kurultay sürecinde yaşadıklarımız, şahit olduklarımız, bize gösterilen muamele artık içeride siyasi mücadelemizi gösteremeyeceğimizi bize gösterdi. Çünkü çok antidemokratik uygulamalarla karşılaştık. Gerek Büyük Birlik çatısı altında değil mi? Evet, evet. Gerek kurultaydan önce, gerek kurultay sırasında, gerek kurultaydan sonra. Artık Muhsin Başkan'ın kurduğu, onun yolunu çizdiği, onun idealleriyle şekillenen parti, milletin sesi olmak için, milletin nefesi olmak için kurulan parti, artık gücün sesi haline gelmişti. Büyük Birlik Partisi şahısların ikbali için kurulmuş bir parti değildi. Milletin ikbali için kurulmuştu. Bu bağlamda siyasetini bir kenara bırakıp artık sisteme karşı olarak kurulmuş bir parti, sistemi bir dişlisi haline gelince bizden orada siyaset yapma şansı kalmadı. Arkadaşlarla tabii ki dönem dönem bir araya geldik. Antalya'da kurultaydan sonra bir toplantımız oldu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı. Bu süreçleri değerlendirdik, istişare ettik. Oradan bir üst kurul kurulması ve Türkiye'ye gezilmesi yönünde bir karar alındı. O kurul, o yürütme kurulu yaklaşık 70 kilde istişarelerde bulundu. Nasıl hareket etmemiz hususunda hem bizim tabanımızla hem başka siyasi görüşlerden, farklı siyasi iklimlerden, gruplarla konuşarak istişarelerde bulundular. En sonunda partileşme kararı alındı. Partileşme kararı alınca tabii Türkiye'de siyaset yapacaksanız işte sadece bir partinin siyasi tabanına değil, tüm Türkiye'nin geneline hitap etmeniz lazım. Onun için Türkiye'de siyaset yapan işte Milli Görüş genelinden, MHP genelinden, sosyal Demokrat genellikten, gelenekten gelen arkadaşlarla bir yol haritası, bir birliktelik, geniş tabanlı bir birliktelik de oluşturuldu. Yolumuz öyle çıktık. Amblemimiz hilalin içinde Ankara kuşu. Ankara kuşu küllerinden yeniden doğmayı simgeliyor. 163 tane kurucu üyeyle kurulduk. Genel Başkanımız Remzi Çayır. Bizim temel itirazımız şu, biz Türkiye'deki siyasetin bugün yaşadığımız sorunların temeli olduğunu düşünüyoruz. Ve Türkiye'deki bu yapıyı, sistemi değiştirmediğimiz müddetçe Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm getirilemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de iktidarlar değişiyor, iktidarların numarası değişiyor ama her gelen iktidar bir müddet sonra kendi mutlu azınlığını oluşturuyor ve halktan, milletten kopuyor. Temel itiraz noktamız bu. Yani Türkiye'de değişmesi gereken şeyin öncelikle siyasetin kendisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sorunun temelinde bu var.
bugünkü siyaset yapma şekli var. Bu siyaset düzene oturmadığı müddetçe, kurallara bağlanmadığı müddetçe, genel başkanların iki dudağı arasında gittiği müddetçe Türkiye'de hiçbir sorunun çözüleceğine inanmıyoruz. Yani demokrasiyle yönetiliyoruz. Demokrasiyi arzuluyoruz. Her konuşmamızda demokrasiye vurgular yapıyoruz ama siyasi partilerin içinde yeterince demokrasiyi sağlayamıyoruz. Bu siyasi partiler kanunu ve seçim kanunuyla Türkiye'ye gerçek demokrasinin geleceğine inanmıyoruz. Çünkü bu siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu maalesef çok antidemokratik, partilerin tapularını genel başkanların cebinde koyan bir hüviyete sahip. Öncelikle demokrasi siyasi partilere gelmeli. Siyasi partiler içinde demokrasi etkin olmalı. Bunu sağlayamazsak eğer Türkiye'de hiçbir zaman demokrasiden bahsedemeyiz. Bu seçim kanununda da barajların olduğu, siyaset yapma alanının kısıtlandığı bir sistem var. O da gayet sadece güçlülerin ayakta kaldığı, diğer toplum diğer kesimlerin sesinin çıkmadığı bir sistem var. Bu sistemin de ülkeye hayır getirmeyeceğini düşünüyoruz. Yani temel itiraz sebebimiz, Milli Yol'un temel kurulma sebeplerinden biri, siyasetin milletin sesi olması gerekliliği. Eğer biz bunu sağlayamazsak, siyaset gücün sesi olursa ve üste kurulan o mutlu azınlığın sesi olursa, bugün yaşadığımız sorunları tekrar yaşarız. Yani buradan kastınız şu mudur? Yani başta siyasi partiler yasası olmak üzere tam anlamıyla demokrasinin oturmasından mı bahsediyorsunuz? Yani bu sistem değişikliğinden kastınız nedir? Şimdi bu sistemi işleten siyasi partiler. Önce burayı düzelteceksiniz ki sistemi de düzeltesiniz. O zaman siyasi partiler yasasından mı başlamak tabii lazım? Tabii mutlaka başlangıç noktasının orası olması lazım. Bu siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Yani genel başkanların, il başkanlarını seçtiği, il başkanlarının delegeleri seçtiği sistemden ziyade üyelerin, il başkanlarını seçtiği, üyelerin genel başkana seçildiği demokratik bir ortam olması lazım yani. Genel başkanların istediği zaman illeri feshedemediği, yerelde teşkilatların güçlü olduğu, yanlış yapıldığı zaman teşkilatların buna itiraz edebileceği bir yapının olması lazım yani. Eğer bunu sağlayamazsak ülkeye demokrasi de getiremeyiz. Bu sefer genel başkanın işaret ettiği insan milletvekili olur, genel başkanın işaret ettiği insan bakan olur ve bunlar da devamlı genel başkanın ağzının içine bakar. Yani genel başkanların iki dudağının arasında, yani partiyi ben kurdum, bu parti benimdir, benim ne dediğim, yani ne ben istediğim ne olsa o olur, o olacak demediği bir sistem arzuluyoruz. Sistem arzuluyoruz. Yani burada demek ki o zaman katılımcı demokrasinin ön plana çıkması. Katılımcı demokrasinin tüm unsurlarıyla eğer biz siyasi hayatımıza geçiremezsek hiçbir sorunu çözemeyiz. Çünkü temeli bozuk bu işin. Yani demek ki şunu mu söylüyorsunuz açıkça? Yani bir milletvekili dahi seçilecekse o ilde yaşayan İnsanlar, tüm bireylerin katılımıyla bu milletvekilinin seçilmesi lazım. Yani o zaman milletin sesi olur milletvekili. Siyasi parti liderinin ya işte ben işte iki dudağı arasında olmamalı. X kişiyi gösterdim birinci sıradan, ikinci sıradan X kişiyi gösterdim Yerel siyasi bu sıralamayı da vatandaşın yapması tabii lazım diyorsunuz. Tercihli sistem olmalı bizce. Yani sıralamayı genel merkezler yapmamalı. Sıralamayı vatandaş yapmalı. Vatandaş istediğini seçip meclise gönderebilmeli. Vatandaşın seçtiği vekiller o zaman genel başkanların iki dudağı arasına bakmaz. Dolayısıyla bölgesinin sorunlarını rahatlıkla göğsünü gere gere savunabilir. Orada yapılan yanlışlıkları dile getirebilir. Öbür türlü genel başkan ne derse onun iki dudağı arasına bakması doğru değil. Biz mesela siyaset süreli istiyoruz. En fazla iki dönem. Genel başkanların da böyle olması lazım. Çünkü siyaset veya siyaset bir müddet sonra süresiz siyasetten güç alan genel başkanlar güç zehirlenmesine uğruyor. O güç zehirlenmesi de millete zarar veriyor. Yani
mutlaka siyaset süreli olmalı. Bir müddet sonra o güç kendi mutlu azınlığını oluşturuyor, kendine bir kabuk oluşturuyor. O kabuğun dışındakiler, o çerçevenin dışındakiler, içindekiler mutlu mesut şekilde yaşarken o kabuğun dışında kalan halk, millet sıkıntı içinde yaşıyor. Yani bunu değiştirmezsek eğer, siyasete süre getirmezsek, çünkü bir müddet sonra artık orayı benimsiyor. Ağalık sistemi oluşuyor. Siyasetin en büyük hastalığı bu. Siyaset ya, mutlaka süreli ve, olmalı yani. Ve dolayısıyla en fazla 5+5 işte. Ve dolayısıyla ondan sonra tabii ki siyasi parti liderleri ne derse o ağzından çıkan adeta bir kanun ve yasa haline geliyor. Olmamalı yani. Bunu da değiştirmek amacıyla biz Milli Yol Partisi'ni tabii. kurduk diyorsunuz. Kurduk. Yani temel itiraz sebebimiz o. Ya şöyle, insanlarımız mutlu mesut yaşasın. İnsanlar doğduğu yerde karnını doyursun. Nimet külfet dengesi herkese eşit dağıtılsın. Adalet olsun. Her konuda fırsat eşitliği olsun. Yani birilerinin çok rahat yaşadığı bir ülkede, nimeti paylaştığı bir yerde birileri devamlı külfete talip olmasın. Bizim temel amaçlarımız bu. Yani dolayısıyla din, dil, ırk, tabii, mezhep fark etmeden gözetmeksizin liyakatıyla herkesin yani, özgürlüklerden eşit anlamda faydalanması lazım. Gerektiğini faydalanması düşünüyoruz ve bu amaçla bu partiyi kurduk diyorsunuz. Bunu mu anlamalıyız? Temel misyonumuz bu. Bu ülkede yaşayan her ferdin özgür, güvenlik, özgürlük, refah içinde yaşamasının temin edilmesi lazım. Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, fırsat eşitliği hem eğitimde hem sağlıkta, yargıda bu eşitliği mutlaka sağlanması lazım yani. Eğer bunu sağlayamazsak bu ülke bugünkü halinden bir adım ileri gidemez. Ya insanlar kendisini bu ülkeye ait hissetmeli yani. Bu ülkenin bir parçası olarak hissetmeli. En önemlisi o. Bugün baktığımız zaman bakıyoruz, gençlerimiz geleceği dışarıda arıyor. Niye? Maalesef. Çünkü bu ülkede şu var. Ben diyor o üniversiteyi bitirdim. KPSS'ye girdim. İyi de bir puan aldım ama mülakatta erinirim. Niye? Çünkü diyor dayım yok. Veya bir tarafa mensup değilim. Bu da gençlerin geleceğini görememesine şey yapıyor ve ülkesine, kendisini ülkesine ait hissetmiyor. Çareyi yurt dışında alıyor. Evet. Ya gerçekten o gençlerin durumu çok çok kötü. Yani daha henüz okulunu bitirmemiş durumda olan gençler gelecekten umudunu kesmiş durumda. Birçok işte sosyal medyada karşılaşıyoruz. Yani ben artık yani, bu ülkede bir şey beklemiyorum. Ben geleceğimi yurt dışında aramak istiyorum diyor. Ve bunu bu bağlamda aynı şekilde gene özellikle sağlık sektöründeki çalışan insanlar son 10 yılda 4000 tane doktorumuz yurt dışına gitmiş. Evet. Sebebi maalesef ekonomik. Hem mesai olarak çok ciddi mesaileri var. Ağır bir yükün altındalar. Bu kadar yükü çekmelerine rağmen bunun karşılığını alamıyorlar. Ya özlük hakları ya, var. Özlük hakları olarak, ekonomik olarak olur. Sosyal güvenlik sorunları var. Sağlıkta şiddet olaylarını her gün görüyoruz yani. Kendini güvende ve emin hissetmiyor. Bu ülkede gelecek görmüyor. İnsanlarımız bu hale geldi artık. Oysa yani onlar çiftçi üretmiyor, esnaf üretmiyor. Çok kalifiye insanlar halbuki yani. Şey yapmıyor. Bırakın onu. Eğitimler şu anda ciddi manada kalifiye elemanlarımız yurt dışına çalışmaya gidiyor. Çünkü oranın koşulları daha iyi. Diyor ki 3-4 yıl çalışayım. En azından bir birikim yapayım. Daha sonra geleyim burada rahat yaşayayım derdinde. Veya orada kalayım. Çoluğuma çocuğuma daha iyi bir gelecek sağlayayım noktasında yani. Çünkü bugünkü koşullarda bugünkü ekonomik koşullarda insanlar sofrasına koyacağı ekmeği düşünür hale geldiler yani. Ülkede bir gelecek göremeyince mecbur bu geleceği dışarıda aramaya başladılar. Bu da bizim için çok tehlikeli bir durum yani. Ülkenin geleceği için tehlikeli bir durum. Bir amcamız şöyle dedi. Ben dedi geçmişte dedi bizim jenerasyonun dedi çok kadersiz olduğunu düşünüyordum. Buna da çok üzülüyordum dedi bugünkü imkanları görünce dedi. Bugün geldiğimiz noktada torunumun daha kadersiz olduğunu düşünmeye başladım. Bu da beni kahrediyor dedi. İnsanlarımızın geldiği nokta burası. Bu çok önemli bir tespit yani. Yani gelen gün giden günü aratır hale geldi. Aratır hale geldi maalesef. Yine aynı bağlamda o zaman isterseniz devam edelim. Gündemi en çok oluşturan sorunlardan biri de biliyorsunuz ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar.
Yani biraz önce söylediniz, artık insanlar ekmeğe muhtaç olmuş durumdalar. İşte belediyelerin yapmış olduğu işte ucuz ekmek satılan yerlerde bu kuyruklara giriyorlar. İşte 5 lira daha ucuz olan bir yağın alabilmek için kuyruklara giriyorlar. Ciddi anlamda ekonomik sorunlar var. Siz de hem bir ticaret insanı olarak hem de halkın içerisinde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren biri olarak bu ekonomik sorunlara çözüm ne olabilir veya bu ne şekilde devam edebilir? Yani nereye kadar devam edebilir? Bu konuda bir görüşleriniz alalım. Ya önceden krizler oluyordu. Yani biz bunları yaşadık, daha önce de yaşadık. Bir 15 gün, 20 gün, bir ay sallanıyorduk. Sonra tekrar taşlar yerine oturuyordu ve hayatımıza devam ediyorduk. Şimdi durum öyle değil. Yani her gün başka bir şeye uyanıyoruz. Her gün başka bir şeye uyandığımız için de başka bir acaba ne oldu, dolar mı arttı, faiz mi düştü, böyle bir belirsizlik var. Ben ticarete çocuklukta çıraklıktan başladım. Daha sonra inşaat, daha sonra işte organize de bir ufak bir işletme. Kendim jeoloji mühendisiyim. Mühendislik işleriyle de uğraşıyorum. Ticarete az çok kıyısından köşesinden içindeyim. Bilirim. Ticaret adamının en çok istediği şey öngörülebilir olmasıdır. Yani bir yarını görebilmesidir. Yarını görebilmektir. Bir şey kaça alıyorum, kaça satıyorum, ne kadar kar ediyorum. Şu anda öyle bir durum yok. Sıkıntı burada kimsenin, üreticinin maliyetini hesaplayamaması. Satanın mal satıyorum ama bunu yerine koyabilecek miyim derdi. Had safhaya şey yapmış. Girdi maliyetleri çok arttı. Ve dediğim gibi yani hükümet de ne yaptığını bilmiyor. Berat Albayrak istifa etti. Daha sonra başka bir ekip geldi. Bunlar faizi artırdılar. Bir yere kadar getirdiler. İşte dolar, faizler belli bir oranda sabitlenmişti. Böyle bir rayında hani sanki standart oturmuş bir durum vardı. Daha sonra birdenbire ne olduysa, artık nereden bir vahiy geldiyse bunlara, birdenbire hadi bakalım faizi düşürüyoruz dediler. Dolar çıktı 18 liraya. O ara her şey toz duman oldu. Dolar çıkınca ister istemez bütün ürünlere, bütün şeylere zam geldi. Bir belirsizlik oldu. Daha sonra dediler ki hadi indiriyoruz, faizleri indiriyoruz kararından sonra. Dolar çıktı 18'e. Baktılar olmuyor. Bu işin içinden nasıl çıkabiliriz dediler. İşte bir kur korumalı mevduat sistemi getirdiler. Yani bir öyle bir böyle. Ekonomide bir standart yok. Yani ticaret insanları yarın ne olacağını bilmiyor. Bir güven duymuyor. Güven duymadığı için de kendini korumaya alıyor. Kendini korumaya aldıktan sonra biraz küçülüyor. Bu sefer risk primlerini artırıyorlar. Yani bir malı 10 liraya mal ettim ben. Bunu 12 liraya satayım da %20 kar edeyimse ya da bu ülkede enflasyon var. Ben bunu 10 liraya mal edeyim mi? 12 liraya satayım ama yarın bunu ben 12 liraya mal edemeyemem diyorlar. Bu sefer 15 liraya satmaya çalışıyorlar. Bu da bir pahalılığı getiriyor. Çünkü enflasyon var %50. 48 nokta küsur. Ve dediğim gibi o yani ekonomi TÜİK'in açıklaması %48, yani ENAG diye o, serbest araştırma merkezi var %100'ün üzerinde yani. Hesaplama paketlerini 40 evet. kere değiştirdiler. İşsizliğin hesaplama paketlerini de 40 kere değiştirdiler. Evet. Yani o güven vermediğini vatandaş şeye gidince görüyor. Markete gidince ya görüyor. Düşünebiliyor musun? Önceden ya devletin kurumuna nasıl güvenilmez? Yani bu çok acı bir durum yani, değil mi? Tabi mutlaka yani. Ya insanın devletine güvenmesi lazım. Yani işte. Diyorum ya, yani 5 ay içerisinde çok farklı, işte Çin modeli dediler, Kore modeli dediler, yok işte biz dolar artıyoruz, ihracat artıyoruz, cari açığı aşağı çekeceğiz dediler. Yani ne yaptıklarını onlar da bilmiyor. Yani şey, boyut değiştirdiler artık. Yani milletten koptular, boyut değiştirdiler artık. Yani mesela ben o dönemde iktisatçılar izliyorum televizyon programlarında. Şimdi hiç kimse kendine laf söz gelmesini istemiyor yani. Topu birbirlerine atmaya baktılar. Çünkü açıklayacak bir şey yok ortada yani. Yani profesör, işte iktisat bilimi okumuş, bu işlere kafa yormuş, emek sarf eden insanlar bile hükümetin ne yaptığını anlayamadı. O dalgalanmadan sonra tabii ki bunu gören üretici, iş adamı, esnaf
da kendini korumaya aldı. Bir de böyle bir şey oldu. Yani fiyat artışının sebeplerinden biri de bu. Öbür taraftan girdi maliyetleri çok fazla. Yani bir de 61 kuruşa organize sanayide Eylül ayında elektrik kullanıyorduk. Şu anda Aralık ayında baktım faturaya 1 lira 15 kuruş. 4 ayda zaten %100 artmış. Evet, oradan devam edelim. Yani elektrik zamları %127. %127. Evet, belli bir oranda sonra %127'ye çıkıyor yani. O bir taraftan şimdi bunu üretiyorsunuz. Girdi maliyetler arttığı zaman mutlaka bu mala yansıyor. Yurt dışında enerji fiyatlarında bir artış var. Yaklaşık %50'lere varan bir artış var. Ama siz doları da tutamadığınız için bir artış da oradan geliyor. %100 de devalüasyon olmuş neredeyse. 7,5-8 liralık dolar işte bugün 14 liraya çıkmış. %80'lerde. Bir de oradan geliyor. Bir de yük oradan biniyor. Avrupa'da bugün %35 doğalgazı zam geldi bildiğim kadarıyla. Gelir. Bilmiyorum ben. Ama Türkiye'ye bunun yansıması nasıl olacak onu da bilemiyoruz yani. Şey diyorum ya, bir orada şeyin var. Maliyetler yurt dışında enerjiden dolayı artıyor. Hükümetin orada söylediği şey yurt dışında artan maliyet. Ama bir de siz ekonomiyi iyi idare etmediğiniz için, doları tutamadığınız için bir de oradan gelen fark var. Bu ikisi üst üste gelince bu da vatandaşın sırtına zulüm olarak biniyor. Yani bugün Özbeysen mesela Sivas'a bakalım. Demin şeyden bahsettiniz. Özbeysen ekmek büfelerinin önündeki duruma baksınlar. Sonra siyasetlerini yapsınlar. Yani o insanları o soğukta öyle sıraya diziyorsanız sizin siyasetiniz batsın. Hangi siyaset? Varlık kuyruğu muydu onlar? Efendim? Varlık kuyruğu muydu? Varlık kuyruğuydu evet. Bir ara evet. Öyleydi. Sizin siyasetiniz batsın. Neden bahsediyorsunuz? İnsanlar akşam sofrasına koyacak yemeğin hesabını yapar hale geldiler yani. Sosyal hayatlarını kıstılar. Minimumda yaşamaya çalışıyorlar. Ben önceden market alışverişini yaparken bakıyordum market sepetlerine. Böyle ıvır zıvır bir şeyler görüyordum. Şimdi temel ihtiyaçları görüyorum. İnsanlar temel ihtiyaçlarını görüyor, şey yapıyorlar. Yani ay sonunu nasıl getiririm derdindeler. Toplumun bir kesimi bu haldeyken yukarıdakiler, ülkemizi idare edenler farklı bir boyutta siyaset yapıyorlar. Ne siyasetleri? İşte Cumhurbaşkanı kim olsun? Şu mu olacak, bu mu olacak, kim kimle ne yemeği yedi, işte masanın şekli nasıldı? Masanın şekli nasıldı, kim kimle bir arada oturdu. Yani vatandaştan, halktan kopmuş bir siyaset anlayışı var. Bir de bunu destekleyenler var. İşte bu destekleyenlere karşı biz bu yapıyı kurduk yani. Yapmayın yani, bu iş böyle olur mu? Toplumun gerçekleri var, bu toplumun içinde yaşamıyor musunuz siz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Evren mi değiştirdiniz yani? Hala diyor ki ya biz vatandaşı enflasyonu ezdirmeyiz. Yani ezilmeyecek hali kalmadı ki vatandaşın yani. İş adamı yatırım yapamıyor. Asgari ücret 4250 lira oldu. Ya bir ayda cebine girmeden aldılar. Girmeden evet onu elektrik, diyecektim. Doğalgaz, evet, mazot. Zamlarla eridi gitti yani. Mazot bugün 15-16 liraya dayandı. %112 bir yılda zam gelmiş yani. Tekrar yine gelecekmiş. Tabii, 1 lira geleceği söyleniyor artık galiba. Diyorum gece ya, mi yarın gece mi? Balyozu önceden bir balyoz yiyorduk. Başka Remzi Şahin Başkanımız öyle diyor. Önceden bir balyoz yiyorduk, sendeliyorduk, sonra ayağa kalkabiliyorduk diyor. Şimdi her gün balyoz kafamıza iniyor. Bu kadar ticaretin toz duman olduğu bir yerde yatırımcı yatırım yapar mı? Üretici üretir mi? Nereye kadar? Peki Sivas'ta durum nasıl? Valla Sivas'taki durum da aşağı yukarı Türkiye gibi. Yani bizim biraz da ulaşım nakliye giderlerimiz fazla konumumuz itibariyle. Yani üreticiler şu anda elektrik zamlarından, sarf malzemesinin artmasından, yani girdi maliyetlerinin artmasından çok muzdarip. Fiyatları aynı oranda koyamıyorlar. O da akaryakıta gelen zamlardan dolayı. Akaryakıta, elektrik, sarf malzemesi var. Bir de sarf malzemesi var. Yani o mal, ürettiğiniz malı bir yerlerden de alıyorsunuz. Onlara da ciddi zam geliyor yani. Ham maddeye gelen zamlar da var. Bir yere kadar bunları karşılayabiliyor. Bir yerden sonra tekrar küçülmeye gidiyor yani. Şu anda en düşük artış işçiliğe verilen zam %50. Ama sarf malzemeleri %100, %150 oranında arttı. Elektrik yine %112'yi buldu. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman satış fiyatlarında da çok ciddi iyileşmeler yok yani. İyileşmeler yok. Ben inşaat sektöründeyim.
Şu anda inşaat sektöründe bana soruyorlar. Daireleri kaça mal ediyorsun? Metrekare mi? Diyorum ki gaybı bilen Allah. Biz bilemiyoruz diyorum. Çünkü günlük zam geliyor. Afaki daire fiyatları var. Yani müşteriye bazen bu fiyatı söylemeye utanıyoruz yani. Gerçekten utanıyoruz çünkü. Büyük rakamlar yani. İnsanların bu acaba, gelir seviyesinde... Acaba inşaat sezonu geldiği zaman acaba ne rakam vereceksiniz o da belli değil. Rakam değil zaten şöyle diyeyim. Sivas'ın... Yarı hatta sözleşmeler falan iptal edilmişti galiba o dövizin yükselmesinde. Tabii tabii. Daha doğrusu Sivas, Türk parasının döviz karşısında değerinin kaybetmesi diyelim buna. Aynen öyle. Sivas'ın... Döviz ana, olduğu yerde duruyor yani. Sivas'ın ana atardamarı inşaat. Şu anda atardamar kesilmiş durumda, kan kaybediyor. Yeni inşaat sayısı az. Bu da Sivas'ta inşaat yani işsizliği önleyen en büyük sektör inşaat sektörüydü. Eğer bu sektörü siz dediğim gibi can çekişiyor. Çok az sayıda inşaat ruhsatı alındı bu sene bildiğim kadarıyla. Bu sektör şu anda can çekişiyor durumda. Oradan da Sivas bir şey bulacak yani. Esnaf özellikle esnaf, çalışan işçi, ustamız, taşeronumuz sıkıntıya girecek. Bunlar da ister istemez geçimlerini sağlamak için gurbete gitmek zorunda kalacak. Bir de böyle problemimiz var Sivas özelinde yani. Maalesef öyle. Sivas'ın ekonomisi diğer illere göre daha tabii şey küçük. Yani gelir düzeyi küçük. Gelir düzeyi küçük olduğu için de bu gelen zamlar daha çok etkiliyor. Yani şehirde şehir sermayesi kuvvetli değil. Sivas'ın sorunlarından birisi de o. Şehir sermayesi kuvvetli olmadığı için bu tür kriz ortamlarında daha fazla etkileniyor. Yani sanayisi güçlü değil, üretim alanı sınırlı, tarımda evet. Çok çok fazla bir ihracatımız yok. Bunun gibi yani sorunlar. Yani TİM verileri, yani mesela 2021 yılında Türkiye'nin ihracatı arttı diyorlar ama Sivas'ın ihracatı azalmış. Yani düştü o zaman daha kan kaybı daha fazla Sivas'ta. Maalesef daha fazla. Evet. Yine sizin bir açıklamanız olmuştu başkanım. Bu Nuri Demirağ organize sanayi evet. bölgesiyle ilgili. Bu organize sanayi bölgesine yani Nuri Demirağ organize sanayi bölgesine verilen cazibe merkezi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararnameyle cazibe merkezi ilan edildi. Evet. Ve bunun avantajlarını Nuri Demirağ organize sanayi bölgesi kullanacak. Ama birinci organize sanayi bölgesinde böyle bir avantaj yok. Artı ilçelerimizde bulunan organize sanayi bölgelerine de evet, böyle bir avantaj biz. Yok. Bu konuda bir haksızlık yapıldığını söylemiştiniz. Evet, bunu biraz açar mısınız başkanım? Şimdi cazibe merkezi ilan edilmesi Nuri'de. Ve hemen özür dilerim sözünüzü kestim. Hemen akabinde de şunu söylemiştiniz. Sivas'ta ne yapılıyorsa eksik ve yanlış yapılıyor evet. demiştiniz. Evet doğru. Bir de bunun nedenlerini alalım. Şimdi şöyle Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi olarak ilan edilmesi çok güzel. Vergi avantajı var. SSK primlerinde avantajlı elektrik avantajı var. Kredi çekimle de faiz avantajı var. Bir sürü avantajları var. Yani bu hususta emek sarf edenlere teşekkür edelim. Ama yalnız şu var. Bu ilan edildikten sonra Sivas'ta 3 tane daha organize sanayi bölgesi var. Birinci organize sanayi aşağı yukarı 12 bin kişinin çalıştığı bir yer. Oradaki SOSAT da açıkladı. İş adamlarımız diyor ki yerleşik yatırımcılar. Kardeşim tamam orası güzel de bu sefer biz diğer yerle rekabet edemeyiz. Maliyet çünkü rekabeti sağlamak zorunda rekabet edemediğimizden dolayı da sıkıntıya düşeriz. Kalifiye eleman noktasında işte ürünlerimiz satış noktasında sıkıntıya düşeriz. Biz fabrikalarımızı oraya taşımak zorunda kalırız. Haklılar mı? Haklılar. Haklılar. Yani bize diyor bu avantajları biz birinci organize sanayi bölgesinde de istiyoruz. Bir de 20 tane ilde bu şehrin tamamını kapsamışken niye Sivas'ta sadece Nuri Demirağ? Bu talebi sadece Nuri Demirağ olarak kim yaptı? Bunu şehrin tamamına istenmeliydi. %65'i de birinci organize sanayide %65 civarında bitmiş fabrika. Doluluk oranı değil mi? %35'te yatırımı devam edenler var. İşte bu %35 yatırımı devam edenlere büyük zorluk olur. Bu insanlar yatırımını durdurur. Böylelikle kan kaybederiz. Peki ne yapacaklar o zaman? Orada şimdi, çevre yol geçiyor. Çevre yolunun öbür tarafına gidecekler. O zaman cazibe merkezinde mi tekrar yatırıma başlayacaklar?
oradan yer tahsil ediyor. Yani diyor, geçen yine SOSAD'ın, yani Sivas Organize Sanayi'deki İş Adamlar Derneği'nin açıklaması da bu yönde. Biz fabrikalarımız bir kısmı taşımayı düşünüyoruz diyor. Ya adam oraya bir sürü yatırım yapmış. Yıllardır bu şehrin üretimine katkıda bulunuyor. İstihdam sağlamış. İstihdam sağlamış. Ben diyor işçi şey yapamam diyor yani. Orada diyor işçi maaşları daha fazla olur. Ben de daha az olur. Ben kalifiye işçiye de sıkıntı çekerim diyor. Aynı malı üretiyorsak diyor, ben 3 liraya satarken o 2 liraya satayım, ben rekabet ederim. Edemem, bu sefer zarar ederim diyor yani. Yani çözüm diye getirdikleri her şey sorunun bir parçası. Yani çözüm diye getirdiler. Ya tamam, çözüm güzel. Ama yeni sorunlara şey yaptı. Yani bu zaten çözüm güzel ama eksik mi diyorsunuz? Yani başka eksik ve yanlış buradan mı doğuyor? Eksik buradan doğuyor yani. Getirilen her çözüm başka sorunlara yol açıyor. Planlama eksik. Planlama eksik olduğu için de çözüm adına getirilen şeyler başka sorunlara yol açıyor. Bunu hastanede de gördük. Oraya hastaneye oturtturdular. Bu sefer ulaşım sorunları çıktı ortaya. Yani planlanmadan, sonuçları iyice irdelenmeden bir iş yaparsanız sonucunda da bu tür sorunlar çıkar. Bir de Sivas'ın en büyük problemlerinden biri göç. Maalesef. Özellikle ilçelerimiz ciddi manada göç veriyor. Bütün istatistiklerde de bunu görüyoruz. Her sene kan kaybediyoruz. Ya ve başka... bunu çözmek adına ne yapmamız lazım diyoruz. Diyoruz ki işte insanların doyduğu yerde karnının doyması lazım. İş imkanlarını sağlamak lazım diyoruz. Şargıç'ta OSB var, Gemerek OSB var. Birinde 88 parsel var, birinde de aşağı yukarı 88 parsel var. Gemerek OSB'de 46 parselin tahsisi de yapılmış. Ama yatırımlar başlamamış. 2-3 tane fabrika o durumda. Şargıç'ta da benzer durum var. Şargıç'la ile Gemerek'ten zaten aşağı yukarı Kayseri'ye de yaşayan insan sayısı 150 bin Sivaslı var diyorlar. Bunun büyük bir Kayseri'de kısmı mi? Da evet, evet. Bunun büyük bir kısmı da o bölgeden giden insanlar. İş yani Kayseri, yani orada eğer cazibe merkezi kapsamını alırsa o parseller de kısa zamanda dolar. Nereden biliyorsunuz? İşte Mustafa Eken açıklıyor. Diyor ki çok ciddi talep var cazibe merkezine diyor. Evet, geçen çünkü burada programda sağlanan avantajlar söyledim. Sağlanan avantajlar çok ciddi. Hani ilçelerimiz göç vermesin, insanımız gitmesin diyoruz da bu da sade demekle olmuyor. Yapmak da lazım. Ya bir de yani eskiden şöyle bir durum vardı başkanım. Şimdi köyler boşalıyor, ilçeler boşalıyor ama eskiden köyler boşaldığında köyler gelir merkeze yerleşirdi. Yani Sivas'a yerleşirdi. Evet. Şimdi köyden direkt büyük kentlere büyük göçüyorlar. Kentlere. Şimdi yani evet. Merkezi de baz almıyorlar şu anda. Şimdi merkezin nüfusu kısmen artıyor. Yani azalmıyor ama bütün ilçelerde ve köylerde boşalma var. Eğer ilçeler mesela, bu gerçekten aslında Şarkışlar ve Gemerek için çok büyük bir fırsat. Oraların, OSB'lerinin cazibe merkezi ilan edilmesi çok büyük bir fırsat. Çünkü 4-5 yıl içerisinde... Hemen Kayseri var çünkü. Tabii. Bir de şey, oradaki mesela Gemerek OSB'den yer talep edenlerinin bir kısmı zaten Kayseri'den. Yani Kayserili firmalar gelmiş, yer istemiş orada. Eğer buralar da cazibe merkezi haline getirilirse orada da hızlı bir talep olacak. 4-5 yıl içerisinde bu fabrikaların bir kısmı ayağa kalkacak. Oradaki insanlar iş bulacak. Göçü tersine döndüreceğiz. Bu sefer biz Kayseri'den kaynak aktarmış olacağız. Yani bunu görmek lazım. Özellikle buradan Şarkışlalı, Gemerekli kardeşlerime sesleniyorum. Bu iş sizin olmazsa olmanızınız. Yani bu işe sahip çıkın. Sadece bizlerin burada söylemesi yetmiyor. Orada işte belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz... Bu işi mutlaka siyasilere baskı aracılığıyla kullanın. Bu işe eğer sahip çıkmazsanız ilçeniz yine küçülecek. Yani bu Şarkışla ve Gemerek için cazibe merkezi olması, onların da bu kapsama alınması çok büyük bir fırsat. Ve o bölgenin göçünü durduracağına inanıyorum ben. Çünkü toplamda aşağı yukarı 170'e yakın parsel var iki tarafta. 170 tane fabrika demek. Yani... 170 tane fabrikada 5000-6000 kişinin tahmini iş bulması demek. İnsanlar oradan göçmeyecek. Organizede çalışacak. Aynı zamanda köyünden de şey yapmayacak. Orada da tarımını devam ettirecek.
Eğer çözümse işte çözüm. Sanayi ve tarım yani, tabii ki olmazsa İşte çözümse olmaz. İşte bu çözüm. Bizim orada bahsettiğim şey yanlış ve eksikler bu. Sivas'ın temel sıkıntılarından biri planlama. Önceliklerimizi belirlemiyoruz. Yani şehrin neye ihtiyacı var? Şehrin neyi eksik? Bunları tam manasıyla belirlemiyoruz. Bu eksikleri belirledikten sonra da şunu yapmıyoruz. Bu eksikleri çözerken hangisini daha önce yapalım? Hangisine ne kadar yatırım yaparsak kısa zamanda döner, az yatırımla ne kadar kazanç sağlarız noktasını planlamıyoruz. Sıkıntı burada. Şehir kan kaybediyor. Ya bir hastayı düşünün. Yaralanmış, kan kaybediyor. Burun da kırılmış bu arada. Doktora götürüyorsunuz. Doktor diyor ki dur şu önce şu burnunu düzeltelim. Kan kaybediyor şehir. Ya estetik projelerle, estetik çözümlerle bu şehri nereye kadar getireceksiniz? Bakın göçün sebepleri var. Bir, işsizlik. İnsanların doğduğu yerde karnı doymuyor. Mesele bu. Bir bu. İkincisi eğitim. İnsanlar çocuklarının geleceğini garanti almak istiyor. İyi bir eğitim görmesini istiyor. Üç, sağlık. Dört, üç, güvenlik. Sağlık. He? Güvenlik. Yani güvenlik, bir de şey var, sosyal yaşantı. Yani üniversitede hocalarımızın isimlerini şimdi hatırlayamadım, haklarını helal. Yaptığı bu konuyla ilgili geniş araştırmalar var. Ben bunlara baktığımda bunu görüyorum. Temel dört tane neden var. İşsizliğe çözüm bulamamışız. Niye? Biz şunu diyoruz, diyor ki Sivas ilçeleriyle kalkınır. Sivas eğer ilçelerini kalkındıramazsak Sivas merkezi kalkındıramayız. Onun için elimizde ne var? Hangi değerlerimizi ne kadar kullanabiliyoruz? Hangi değerlerimizden ne kadar verim alabiliyoruz? Bütün bunların ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi lazım. Yani işsizliği çözmenin birinci şeyi bu. Sanayi şehrimiz Sivas, maden şehri Sivas, turizm şehri Sivas, tarım şehri Sivas. Sivas'ın dört tane öncelikli şeyi var. Üstün olduğu sektör var. Sanayi şehri, teşvikleri getireceksiniz. Burada ne üretilebilir? Mesela madenlerimiz çıkıyor. Cazibeyle başladı. Yani şimdi siz devlet altyapısını cazip olarak getirmiş. Diyelim hepsini kapsadığı zaman tamam. Bütün koşullar oldu. Sonra da Sivas'ta katma değer üretmek için neler yapılabilir? Mesela madenlerimiz var, ham madde olarak gidiyor. Kromumuz var, demirimiz var, işte nikelimiz var, kömürümüz var, mermerimiz var. Bunlar ham madde olarak gidiyor. Katma değer üretmiyoruz. Mesela bir demirimiz var. Türkiye'de rezervinin %36'sı Sivas'ta. Sivas'ta da demir çelik fabrikamız var. Ham madde işlemiyor, hurda işliyor. Yani yatırım öyle düşünebiliyor musunuz? Buradan ham madde İskenderun'a gidiyor. Biz burada Sivas Demir Çelik'te Rusya'dan şuradan buradan Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden hurdayı alıyoruz. Onları işliyoruz. Yani demir çelik sektörü Sivas'ın lokomotif sektörü olabilir. Onun için kurulmuştu zaten. Vesilesiyle kurulmuştu o demir çelik fabrikası. Ama hurda demiri işliyor yani. Şimdi oraya da sahip çıkamadık. Zamanında devlet özelleştirildi. Neticede sıkıntılar oldu. Kayyuma devredildi. Şu an oranın durumu ne başkan? Valla şu anda herhalde 300-400 kişi çalışıyor. Yani faaliyetteymiş. Faaliyetteymiş. Kör topal çalışıyor. Yani demir çelik gibi bir fabrika orada bakıyor. Biz Sivaslılar olarak, Sivaslı siyasetçiler olarak oraya sahip çıkamadığımız için o yatırım orada şey yapıyor. Bir de bir sürü mağduriyetler oluştu orada. Bakın 45 kişi şeye gitmiş. Bolu Gede'ye gitmiş oradan. Bunların 25-30 tanesi ailelerini götürmüş. Hani göç neden olur diyoruz ya. Demir çeliğe sahip çıkamadık. Sorunlarını çözemedik. Siyasilerimiz, bürokratlarımız topa girmedi. Ya özel sektör dedi, geçtiler. Tamam. Bunu yapamadığımız için orada bir değerimizi biz yeterince verimli kullanamıyoruz. Ulaş diye. 77 bin dönüm arazisi var. Rakamları ben aldım, yanlışlık olabilir. 40 bin dönümü işlenebilir durumda. Eskiden büyükbaş, küçükbaş hayvancılık şey yapıyormuş. Şimdi sadece küçükbaş hayvancılık var. Sökmüşler büyükbaşı, götürmüşler. Susam merkezleri falan varmış. Onu götürmüşler, büyükbaşı da başkayla taşımışlar. Şimdi sadece küçükbaş var. Son zamanlarda işte küçükbaş sayısında artış var ama
İçinden iki tane dere geçiyor. Orası sanırım beş damızlık köyesi üretiyor galiba değil mi? He, ya tabii. Yani Sivas'ın damızlık hayvan ihtiyacını falan filan karşılayan yani 40 bin dönüm arazi ekilir biçilir biraz. Biz burayı yeterince değerlendiremiyoruz. Sanki orada yani, bir ara tarım da yapılıyordu o çiftlikte. Tabii şu anda da yapılıyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Şu anda da yapılıyor. Ya öyle bir durum var. Biz elimizdeki değerleri parlatamıyoruz, markalaştıramıyoruz, katma değere dönüştüremiyoruz. Sivas'ın sıkıntısı bunlar. Mesela turizm şehri Sivas diyoruz. Önce bizce yani Sivas'ı Sivaslı'ya tanıtmak lazım. Divriği'ye gitmemiş, Divriği Ulu Camii'yi görmemiş bir sürü Sivaslı var. Gürünü bilmeyen, Sızır Şelalesi'ni bilmeyen, yani Kangal Balıklı Kapçası'na gitmemiş. Yani önce bir kere eğer tanıtacaksak biz bu ülkeyi, önce Sivas Sivaslı'ya tanıtacağız. Yani tanıtımda eksiklerimiz var, bunu yapamıyoruz yani. Sonra sıra turizmini önemsiyoruz. E dışarıda milyonlarca Sivaslı var diyoruz. Ama işte onların buraya gelmesi için burada bir cazibenin olması lazım. Yani buraya çeken bir şey olması lazım. Tamam, silah-ı rahim güzel bir şey. Şimdi bak, herkesin özlediği bir şey ama. Şimdi o vatandaşlarımız ne yapıyor? Geliyorlar, köylerine gidiyorlar, akrabayı görüyorlar. Belki bir Sivas merkezi iniyorlar, şey yapıyorlar. Ondan sonra direkt tatillerini tatil merkezlerinde geçiyor. Oraya gidiyorlar. Ege'ye gidiyor, yani Akdeniz'e gidiyor. Memleketimizin değerlerini biz önce kendi insanımıza tanıtamamışız. Tabii turizmin bir altyapısı var, altyapı istiyor. Evet, işte turizm altyapısı varsa, olmadan vatandaş olmadan kalmıyor. Olmuyor yani mesela. Bunun, yani insanlar bir kere gelip sonra nalet olsun demeyecek yani. Bunun altyapısında oteli, hizmet sektörü, bütün bunlar. Enerji sektörü. Yani mesela Doğu Ekspresi değil mi? Son zamanlarda çok meşhur. Biz Divriği'ye her gün raybüs gidiyor. Sivas Ekspresi sana. Gençlerimiz, liseli gençlerimiz, şeylerimizi. Yani bunları organize edecek bir akıl lazım. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir ara ticaret odası ücretsiz olarak özellikle öğrencileri gönderip getiriyordu. Vallahi, gezdirme yaptırıyordu aralarda ama şu anda devam ediyor mu bilmiyorum. İlçelerin belediye başkanlarının, ilçelerin kaymakamlıklarının, ilçelerin özel idarelerinin, ilçelerdeki sivil toplum örgütlerinin şeyin kendi değerlerini yeterince Sivas'a tanıtması lazım. Sivas Valiliğinin, Sivas Belediyesi'nin, sivil toplum örgütlerinin önce kendi değerlerine bir sahip çıkması lazım. Yani bu şunu sağlayacak. Sivas'ta ilçelerle merkez arasında hareket yok. Anlatabiliyor muyum? Birbirinden kopuk. Ya yazın iyiler, dışarıdan insanlarımız geliyor, bir ticaret var, alışveriş var, şey var. Kışın hayalet şehir gibiler. Yani oradaki insanlarımızı orada tutmak için mutlaka bu hareketliliğin de sağlanması lazım. Yani. Yazın da ağırlıklı olarak zaten o gurbetçi diye tabir ettiğimiz insanların vasıtasıyla zaten o yoğunluk biraz da ondan kaynaklanıyor zaten. Evet, yani diyorum ya, o yoğunluğun hareket edilmesi işte Sivas'ın güzelliklerini, yani önce bir kendi içerisinde. Çünkü bizim insanımız bile gittiği zaman yani bir Divri Uğurlu Camii'ni anlat, Sivas'ta ne var? İşte belli şeyleri söylüyor. Ya bir Divri Uğurlu Camii'ni anlatamıyor. Oradaki güzelliği, oradaki şeyi anlatamıyor ya. Bilmiyor, görmemiş yani. Bizim eksikliğimiz önce kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz yani. Biz önce sahip çıkacağız. Bakın, Kangal Balıklı Çermik. Mesela şimdi valiliğimizde kalkımla ilgili bir proje hazırlıyor. Çok evet, oranın kamulaştırması ile ilgili sanırım Cumhurbaşkanı bir genelge yayınladı galiba. İnanın elimizdeki mücevher. Ama biz bunu bir ara özel temiz sektörü yapmaya çalışıyordu orayı ama ne oldu bilmiyorum ya. Öyle yeterli, bir gayretleri vardı. Yeterli değil. Bakın, kamu, özel sektör, üniversite işbirliğini sağlamadığımız zaman, planlamayı iyi yapmadığımız zaman biz bu şehirde çok dizlerimizi döveriz. Yani burada bu organizasyonu sağlamadığı zaman şehri idare edenler, siyasetçiler, şehrin bürokratları, şehrin sivil toplum örgütleri, üniversitesi, bu her zaman bu söylenir. Bununla ilgili toplantılar yapılır. Toplanırlar, dağılırlar. Sonuç? Sonuç alamayız. Daha sonra İcraat da bu niyetle ortaya çıkan insanlar şöyle bir şeyle karşılaşır. Ya biz ne derse de diyelim. Toplanırız, sonra dağılırız. Hani bir ara bir karikatür vardı. Hepsi bir araya geliyor. Diyor ki birbirine, ne toplandık ama. O biri diyor ne toplandık ama. O biri diyor ne toplandık ama. Böyle bir şey haline gelir. Bu toplantılardan sonuç çıkmaz. Bunlar sadece algıları. Bunlar sadece algıları yönetmek için yapılmış gibi olur. Hani algıları yöneteyim, çalışıyor gözüküyüm. Olay bu. Bazı yatırımlar, bazı projeleri yerine getirelim. Şimdi haksızlık etmeyelim. Bazı projelerde yapılıyor.
güzel şeyler de var. Bunlar yapılıyor ama şu orada da şu eksikliğimiz var. Acaba bize mühendislikte şey öğrettiler. Minimum malzeme, maksimum kazanç. Yani temelinde bu var dediler. Acaba oraya aktardığımız kamu kaynakları veya özel belediye kaynakları aktardığımız kadar bunun verimini alabiliyor muyuz? Bunun Sivas'a geri dönüşü oluyor mu? Bir de burada eksikliğimiz var. Yani asıl sonuçta o, ona bakmak lazım zaten. Şehrin kaynaklarını ne kadar verimli kullanıyoruz? Sivas'ın en büyük sorunlarından biri de o. Ki Türkiye'nin ikinci büyük kenti yani. Yani şehrin kaynaklarını olarak. Şehrin kaynaklarını ne derece kullanıyoruz? Hangi sektörlerde biz yatırım yapmalıyız? Hangi sektörlere kaynak aktarmalıyız? Hangisi hızlı bir şekilde şehrin ekonomisine döner? Yani bunu sağlamadığımız müddetçe, yani şehrin dertleriyle dertlenen insanlar var. Yok değil ama bu anlayışı kırmadığımız müddetçe, yani biz hadi park yapalım, bahçe yapalım, işte şey yapalım. Ya millet aç, sen park yapıyorsun. Evet. Millet işsiz, sen park yapıyorsun. Başkanım, yani soracağımız sorular daha çok. Biliyorum da dolusunuz ama süremizi de çok iyi kullanmak açısından. Devam edelim isterseniz farklı konularla. Çünkü genel gündeminde zaten ana teması odur. Farklı konuları konunun muhataplarıyla paylaşmak, konuşmak. Siz milliyetçi cenahtan gelen bir kişisiniz. İşte Türkiye'de demokrasi istemek, işte devletin varlığı ve bütünlüğüne itiraz ile karıştırılıyor maalesef. İşte sol kesimin demokrasi konusundaki itirazlarına ve taleplerine ne diyorsunuz? Vallahi biz bu sorunlara sağ veya solun talepleri diye bakmıyoruz. Türkiye'de 84 milyon insan var. Herkesin demokrasi talebi var. Özgürlük talebi var. Yani sadece bu tür sorunları, bu tabii tür ki benim bu sorum şahsınıza değil, aynı zamanda siyasi yelpazeniz için, yani partiniz açısından da görüşü nedir? Tabii, o bağlamda. Soruyorum. Tabii. Yoksa şahsi olarak sizi tanıyan bilen biriz tabii ki. Yok, onda değil. Ben de onu söylüyorum. Yani özgürlükler herkese lazım. Yani sadece sol cenaha veya sağ cenaha lazım değil. Bu ülkede yaşayan 84 milyon insana lazım. Herkesin, yani devletin varlığına ve birliğine bir itiraz değildir, değil mi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Temel düsturumuz bu. Siz insanınızı yaşatmadığınız müddetçe o devlet ayakta tutamazsınız. Devlet kendini korur. Devletin kendini koruyacak bir sürü argümanları var. Önce insanı yaşatacaksınız. Bunun için de yani demokrasi lazım. Tabii bunun için de demokrasi lazım. Yani biz onun için de diyoruz ya, bu sistem bozuk. Bu sistem dertlere derman getirmiyor. Hükümetlerin numaraları değişiyor ama ezilen hiç değişmiyor. Sadece kendine Müslüman, sadece kendine demokrat, sadece kendine milliyetçi, sadece kendine bilmem neciler üretiyor. Biz bu anlayışı değiştiremezsek bir adım ileri gidemeyiz diyoruz yani. Yani kişisel hak ve özgürlükler öncelenmeli. İnsanı yaşatacağız, devlet ayakta kalacak. Yani insanı umutlarını yaşatacağız. Gelecek kaygısı olmayacak. Çocuklarıyla mutlu, huzurlu bir ortamda geleceklerini düşünmeden rahatlıkla sağlık hizmetlerinden yararlandığı, yani sosyal hayatını yaşayabildiği, özgür düşüncesi, en önemlisi düşüncelerini özgür olarak ifade ettiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunu gerçekleştirmeden devletinizi koruyamazsınız. Dolayısıyla demokrasi herkese lazım. Demokrasi herkese lazım. Yani aslında Türkiye'deki... Ama sözde demokrasi değil, özde demokrasiden şimdi Türkiye'deki sorunlardan biri de şu. Rahmetli Muhsin Başkan derdi ki, biz mesela son zamanda Kürt sorunu diye konuşuyorlar. Rahmetli Muhsin Başkan derdi ki, ya derdi, meseleyi etnik olarak ortaya korsanız, sorun da etnik olarak önünüze getirirler. Bu Türkiye'ye yapılmış en büyük ihanettir derdi. Yani şimdi meseleleri temel hak ve özgürlükler noktasında şey yaparsanız değerlendirmek işi lazım. İşi etnise, inanca,
dayamazsanız, insanları özgürleştirmek noktasında temel hak ve özgürlük ele alırsanız çözümü daha kolay olur. Yani, ama etnik kökeni olarak ele alırsanız mutlaka ve mutlaka bir çıkmaza çözümü etnik olarak karşılaşırsınız. Tabii çıkmaza. Şimdi siz devletin nimetlerini, gelir dağılımını bütün bölgelere eşit olarak dağıtmazsanız, insanlar şuna inanırsa, biz şucu olduğumuzdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Biz şu bucu olduğumuzdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Ki biz X partili olduğumuz günümüzde için... Günümüzde buna inanan çok insan var. Biz X partili olduğumuz için sıkıntı çekiyoruz. Biz Y partili olduğumuz için sıkıntı çekiyoruz inancına şey yaparsanız, adalet duygusunu sarsarsanız hiçbir sorunu çözemezsiniz. O zaman ülkesini sevmeyen insanlar üretirsiniz. Birileri der ki biz eziliyoruz der. Bu sistem işte birilerini eziyor, birilerini yukarıya çıkartıyor. Bugün devlette işe girmek için iktidar partisinden olmak zorundasınız. Kanaati gençler de şey yapmış. Ben istediğim kadar çalışayım diyor. Sınavdan da 100 alayım diyor. Mülakatla eleyecekler beni. Çünkü benim dayım yok diyor. E şimdi bu gence ne anlatacaksınız? Bu ülkede gelecek görür mü? Görmez. Onun için de umudunu başka bir yerlerde arıyor ister istemez. Adalet. Tek şey ama her şey olan adalet. Adaleti sağlayacaksınız. Sadece yargı önünde değil. Adalet ve liyakat. Adalet, liyakat, üretim. Evet. Sloganımız bu. Adalet, liyakat, üretim. Adalet sağlayacaksınız. Ama her alanda. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacaksınız. Yani Yıldız Elin'in bir köyündeki ilk öğretimde gören çocukla Sivas merkezde eğitim gören çocuğa fırsat eşitliği sağlayacaksınız. O zaman işte o ilçeler boşalmayacak, köyler boşalmayacak. Diyecek ki ben bunu sağlıyorum eğitimde fırsat eşitliği. Sadece parası olanların özel okullara gönderip çocukların geleceğini garanti aldığı bir sistem değil. Herkesin eğitimden eşit faydalandığı bir sistem oluşturmanız lazım. Yani temel hak ve özgürlüklerden herkes eşit bir şekilde faydalanmalı. Adaleti sağlamadan hiçbir şey sağlayamazsınız evet. Yani. Kısa bir süre önce Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Sayın Muhsin evet. Yazıcıoğlu'nun bir davasına katılmıştınız Maraş'ta. Evet. Peki bu son duruşmayı izlediniz. Evet. Nasıl kararda ne bekliyorsunuz bu duruşmayla ilgili? Veya daha doğrusu bu dava süreciyle ilgili ne bekliyorsunuz? Valla beklentimiz çok da onu karşılayacak bir irade yok şu an için. Yani beklentimiz şu. Biz bu işin suikast olduğuna inanıyoruz. Ki öyle. Yani ben 2009'da oldu bu olay. Ondan sonra hem Maraş'ta hem Göksun'da hem Ankara'da hem Sivas'taki mahkemelere katılıyorum. Kaçırmamaya gayret ediyorum. Şu ana kadar elde ettiğimiz bir sonuç yok. Sadece son mahkeme Maraş'taydı galiba değil mi? Son mahkeme Maraş'ta. Helikopterden parçaları sökenlerin adi hırsızlık suçuyla yargılandığı bir şey. Biz onları delilleri karartmayla yargılanması gerekenler. Adi hırsızlıkla yargılanıyor. Böyle de bir garabet var. Yani böyle de bir garabet var. 2009, 13 yıl oldu. O dağın başında o hırsızlar o helikopterin düştüğünden biliyorlarmış işte, özellikle gitmiş olaylar. İşte, yani çalmışlar. Diyorum öyle bir garabet var. İşte oraya giden ekibin içindeler. O ekibin içinden oradan helikopterin parçalarını çalmakla suçlanıyorlar. Oysa ki delilleri karartmakla yargılanmaları lazım. Ankara'da ana dava dosyası hala açılmadı. Yani ülkeyi idare edenlerin öyle bir derdi de yok. Öyle bir sıkıntısı da yok. Bizim en hassas olduğumuz nokta burası. Kendi adaletini arayamayan, o hakkı için sonuna kadar mücadele etmeyen milletin hakkını arayamaz. Ya peki şunu çok özür dilerim bir virgül koyalım. Mevcut siyasi parti liderlerinin tamamı ama tamamı yeri geldiğinde veya özellikle Sivas'a evet. geldiğinde ilk söyledikleri kelime rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu oluyor. Evet. Peki bu ne lahana turşusu, bu ne pehriz diyesim geliyor yani şu anda. Yani niye öyle, niye böyle? Şöyle, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ta bir değil, Türkiye'de bir etki alanı var. Sivas'ta daha fazla var. İşte bunu şey yaparak sempatik görünmeye çalışıyorlar. Yani bunlar boş, yani sempatik görünmeye çalışıyorlar. Yani oradan prim, işte biz de Muhsin Yazıcıoğlu'nu seviyoruz. Siz seviyorsunuz da biz de seviyoruz diyorlar. Sevmek öyle kardeşim... Meydanlarda kardeşim demekle falan filan olmuyor. Yani
13 yıldır ortada aydınlatılmayan bir suikast davası var. Bir suikast olduğunu söylüyoruz. Şeyde çıkan bütün mahkemelerde dinlediklerimiz çok acı. Yani gerçekten çok acı. Ama maalesef mesela hükümet mevcut şey bu işe kör sahır bakıyor. Yani bu işin üstüne hiç düşmüyor, oral olmuyor. Mesela şu ana kadar 5-6 tane üst düzey bürokrat görevi kötüye kullanmadan 1 ile 1,5 yıl arasında içeride yatmayacak gibi cezalar aldı. İşte Kayseri eski valisi, işte Ali Lapanta Jandarma Alay Komutanı, Sivil Hayalcılık Genel Müdürü, işte bu Dursun Özmen diye o ilk bilgi notunu veren, ondan sonra insan görev kötüye kullanmadan şey aldı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı hastanede diyen o vali o, miydi? O ilk açıklamayı yapan. O ilk bilgi notunu işte. Vali bey miydi o? İstihbarata oradan valiye gönderen o zincir. Görevi kötüye kullanmaktan 1 ile 1,5 yıl arasında basit cezalar aldılar. Yani bu iş öyle sürüncemede. Hala ana dava dosyası açılmamış. Bu hususta açılacak gibi de görünmüyor. Öyle bir umut da yok gibi. Yani en son mahkemede 3 gün sürdü. İşte bu adi hırsızlık suçundan yargılananlar ifadelerini verdiler. İşte bir itirafçı vardı, o bir şeyler anlattı. Ya ama şu net, helikopter 2 tane, 3 tane savaş uçağının hava türbülansı oluşturması sonucu düşürüldü. Kaza şeye uğradı. Ya bu net artık. Mesela tam 25 Mart 2021'de rahmetli Muhsin Başkan'ın oğlu Furkan Yazıcıoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktı. Bir dosya, delilleriyle halinde bir dosya sundu. Hala hiçbir ses yok. Onun sonucunu da bekliyoruz. Maalesef o konu bizim en hassas olduğumuz, en çok üstüne düştüğümüz ve en çok üzüldüğümüz mevzu. Çünkü şu var, mesela o adi hırsızlıktan yargılananların ikisi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikaste giden ekibin içerisinde. Yani işte Türkiye'de faili meçhuller aydınlansa, vatanını, milletini, devletini seven bir tür devlet adamlarının başına gelenler ortaya çıkarsa, bunlara da en ağır cezalar verilse, kimse bu işle bir daha tevessül etmez. Ama bunları tam manasıyla aydınlatmazsanız, bugün gider orada helikopter parçasını söker, delilleri karartmak için, yarın gider Cumhurbaşkanı'na suikast yapacak, timing içerisinde olur. Dolayısıyla diyorsunuz ki adalet mutlaka ve mutlaka adalet sağlanmalı ve geciken adalet değildir diyorsunuz. Değil. Hemen bizim, akabinde evet, bizim temel itirazlarımızdan biri de şuydu işte şeye bu suikast davasının üstüne yeterince gitmemeliydi. Mustafa Desi'ye temel itiraz noktalarımızdan biri de uydu. Bu işin üstüne yeterince düşmüyorsun, bu işe yeterince eğilmiyorsun noktasıydı. Bu Muhsin Başkan'ı sevenlerin içinde bir yara ve bu iş aydınlatana kadar da bu yara kapanmayacak. Yani bunu, bu işi sonuna kadar götürmek elimizden geldiği kadar, yani kanunlar içinde kalarak bizim de borcumuz, boynumuzun borcu. Evet. Başkanım, süremizin de sonuna geldik maalesef. Daha çok konu var konuşulacak ama kısaca örgütlenmeniz şu anda ne aşamada? Kısaca bir oradan bahsedelim. Bir de ittifaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani mevcut şu anki düzen, yani partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistemle yönetiliyoruz. Evet. Maalesef bu da ittifakları kaçınılmaz hale getirdi. Yani maalesef. Hem şu anki mevcut iktidar diyelim, gene bir kendisi ittifak. Muhalefet partilerde yine bir ittifak halinde hareket etmek durumunda. Milli Yol Partisi olarak sizin bu ittifaklara bakışınız nasıl? Ve Milli Yol Partisi örgütlenme durumu ne aşamada? Onu da alarak programımızı kapatalım. Çalışmalarına başlayalı aşağı yukarı 1,5 oldu. 62 ilde il başkanlığı seviyesinde varız. Yani teşkilatımız 62 ilde il başkanlığı seviyesinde kurduk. O arkadaşlarımız şu anda ilçelerde çalışıyorlar. Nasıl Allah nasip ederse 62 il. 62 il, evet. Ya yani Türkiye'nin 62 ilinde. Çok kısa zamanda iyi başarı. 1,5 yani. Ayda öyle bir rakama ulaştık. Teşkilatlanma öyle. O arkadaşlarımız da şu anda her bulundukları illerde ilçeler teşkilatlandırmak için bir gayretin içerisindeler.
Allah nasip ederse 2 ay içerisinde büyük kurultayımızı yaparak seçime girme yeterliliğini sağlamaya hedefliyoruz. Teşkilatlama açısından durumu o. Şimdi başkanlık sistemi dediniz. Evet. Şimdi bizim temel itirazlarımızdan biri de buydu. Ayrıldığımız yapıdan. Dedik ki ya bu sistem bütün gücü, bütün yetkiyi bir kişide topluyor. Yasama, yürütme, yargı bağımsız olmalı. Bunların sınırları iyi belirlenmeli. Yani güçler ayrılığı devam etmeli diyorsunuz. Güçler ayrılığı mutlaka devam etmeli. Bu olmazsa olmaz. Bunun kişilerle, şahıslarla alakası yok. Bugün gelen iyi yönetir. Ama yarın dedik, işte FETÖ gibi bir adam gelip bu ülkenin başına milleti kandırıp gelirse bu milleti mahveder. Bu kadar güç birinde toplanamaz. Bu ülkenin hayrına değildi. Şimdi temel itirazımız, noktalarımızdan biri buydu. Yani biz aslında olay şu, sistemlerin adının önemi yok. Nasıl işlediği önemli. Güçler ayrılığı prensibini sağlıyor mu? Bir de vesayeti ortadan kaldırılıyor mu? Bu önemli. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de zaten en büyük sıkıntısı, sorunu güçler ayrılığının olmasıydı. Yani benim sürekli Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu sözlerden birisi de güçler ayrılığı benim elimi kolum bağlıyor. Dolayısıyla bu güçler ayrılığının kalkıp bir daha çok hızlı hareket edip ülkeyi daha refah bir döneme getirmemiz gerekiyor işte diye. Asıl sloganı buydu. İşte hızlı hareket ettiler, ekonominin durumu ortada. Yani akşam yatıyorlar, gece rüyalarında bir şey koyuyorlar, sabah diyorlar ki hadi şu faizleri düşürelim. Ekonomi tepe taklak. Yani bu hükümetin hızlı hareket edip daha sonra geri adım attığı bir sürü mesele var. Eskiden devlet işliyordu. Geç işliyordu, az yanlış yapıyordu ama daha sağlıklı gidiyordu. Bürokrasi dönem dönem çok büyük sıkıntılar da şey yapıyordu. Eski sistemin de sıkıntıları vardı. Neyi vardı? Vesayet sistemine daha uygundu. Askeri vesayet gibi işte medyanın dönem dönem işte hakim medyanın iş adamlarının vesayeti gibi ülkenin başına çok çoraplar dövdü. Yani bu aksaklıkların da giderilmesi lazım. Şu anda o aksaklıklar yani, giderildi mi? Yani askeri vesayet kalmadı. Ama farklı vesayetler geldi mi? Farklı vesayetler kaldı. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığının kurumlar üzerine vesayet geldi oturdu. Maalesef öyle bir şey oldu. Yani biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız ama dediğim gibi isimler önemli, işleyiş çok önemli. Sistemin işleyişi çok önemli. Yani adı başkanlık olur. Bu güçler ayrılığı prensibine uygun vesayet üretmez. Adı başkanlık olur. Ama mutlaka mutlaka birbirini denetleyici bir sistemin olması gerekir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Sistemin mutlaka olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olur. Onda da aynı prensibin oturulması lazım. Eğer bir sistemde bunlar yoksa, bir kişi her şeye tahakküm ediyorsa, o sistem değil. Mesela bu başkanlık sisteminde meclisin hiçbir milletvekillerinin hiçbir etkinliği kalmadı. Yani soru soramıyorlar, evet. Soru ilgisi veremiyorlar. Bütçe yapma yetkisi ellerinde alındı. Yargıyı zaten ağırlıklı olarak başkan atıyor, Cumhurbaşkanı atıyor. Meclisten de o hakim partinin şeyi geldiği zaman yargıyı tamamen kendi tahakkümünü almış bu durumda yani. Başkanım, bunun sıkıntıları var. Başkanım süremizin maalesef sonuna geldik. Biliyorum çok çok fazla konu var daha konuşulacak, evet. Ama ben bu programı saymıyorum. İleriki İnşallah. Tarihlerde umarım genel kurulunuzda yapmış bir şekilde ondan sonra çok çok daha geniş İnşallah. Bir zaman süresi içerisinde İnşallah. Sizinle güzel bir program yaparız. Biz sağ olun. Misafir ettiğiniz için teşekkür ederim bize bu fırsatı evet. verdiğiniz için. Şu son sözü şunu söyleyeyim. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu memlekette açtığı temiz siyaset damarını devam ettirmek isteyen insanlarız. Biz o damarı bu ülkenin geleceği olduğunu şey yapıyoruz. Dürüst, milletin yanında, haksız gücün karşısında her zaman doğruları söyleyen, ve gördüğü her haksızlık karşısında da dimdik durabilen o Muhsin Yazıcıoğlu'nun açtığı temiz siyaset damarının bu ülkeye lazım olduğunu düşünüyoruz. Ve bugünkü gayretimiz de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayallerinin devam ettirme gayreti.
tabii tabanımız geniş, toplumun her kesiminden insanlar var. Hep beraber, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz derdi rahmetli. Bu kilimin desenlerini daha parlatmak istiyoruz. Farklılıklarımız ayrılık sebebi değil, zenginlik olarak görüyoruz. Ve bu yönde millet adına, milletin sesi olarak, milletin vicdanı olarak Türk siyaset hayatında devam etmek istiyoruz. Niyetimiz bu, yolumuz bu. Böyle gördük ve siyaseti de böyle devam ettireceğiz. İnşallah Rabbim hayırlısını verir diyorum. Her bizi dinleyen herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlısı olsun. Biz de başarılar diliyoruz. Sağ olun, çıktığınız yolda. Sağ olun. Efendim, bir genel gündem programının daha sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da işte farklı konuları konunun muhataplarıyla konuşmaya ve karşılığında cevap almaya çalıştık. Sağ olsun, bugünkü genel gündem programının konuğu Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Sayın Zeki Haral'dı. Biz kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sorduğumuz tüm sorulara da tüm içtenliğiyle cevap verdi. Programımızı yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle kapatalım. Ey efendiler, sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayan ise zalimdir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Soralım ve sorgulayalım. Bunun hepimize ama herkese faydası var. Hiçbir zararı yok. Bir sonraki genel gündem programında tekrar buluşuncaya kadar sağlık, sevgi ve güzellikler içerisinde kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sivas'ın en canlı, en renkli televizyonu. Vizyon Arsa Ofisi'nden dev kampanya. Herkes tapu sahibi olabilsin diye Trakya'nın incisi Lüleburgaz'da sizleri imarlı, ifrazlı, tek tapulu arsa sahibi yapıyoruz. Arsa sahibi yapıyoruz. Her geçen gün değer kazanan bir bölgeden bahsediyoruz. Her geçen gün bir yenisi daha eklenen fabrika bölgesinden bahsediyoruz. En önemlisi, sizleri doğaya, bağ bahçe yapımına, evinizi yapıp güzel bir manzaraya karşı çayınızı yudumlamaya Lüleburgaz'a davet ediyoruz. Hem de Vizyon Arsa Ofisi güvencesiyle.
Bir yerim olsun, hafta sonları gidip geleyim. Yahut da orada yaşayayım. Bir yerim olsun ama hisseli olmasın. Kendi yerim olsun, istediğim gibi